Üç usulüyle mi evlendi Cansu? Evet, evet. Kaç yaşında? 18 yaşında. 18 yaşında 17. evlendi. 17 yaşında evlendi. İstemediğin bir evlilik miydi Cansu? İstemiyordum. Kim verdi seni? Kim evlendi? Ben yani eşimi ilk gördüğümde istemiyorum dedim. Annemle babam iyi olursun falan. Uzman çavuş, maaşı da iyi falan diye. Okula gitsin mi? Hayır, sadece ortaokula kadar. Ortaokula kadar gittin, sonra bir daha okumadın. Ne olmasını isterdin hayatında? Bu evlilik olmasaydı ne yapmayı isterdin Cansu? Ben evlilik olmasaydı okumayı isterdim. Kızın için yani, aynı şeyi istiyor musun? Kızım için okumasını istiyorum tabii ki. Ya da kızının nasıl bir kadın olmasını istiyorsun, genç kız olmasını istiyorsun büyüdüğünde? Kimseyi sadece kendi iradesiyle kendine ayaklar üzerinde dursun. Ama çok güzel bir şey. Kendi iradesiyle kimseye muhtaç olmasın. Kimseye eyvallahı da olmasın, evet. Değil mi? Kendi kararını alsın, kendi kararlarını versin. Evet. Kendi doğrularının arkasından gitsin. Evet. Kararları alırken onun doğru olduğundan emin olsun. Evet. Ama sen onu terk ederek bunu yapamazsın. Yani ben açıkçası iyi bir anne olmadığımı düşündüm. İyi bir evlat olmadığımı. Niye? Eşimin bana bazı yaptıkları şeyleri de yani yalan söyleyeyim biraz psikolojik olarak beni canı sarstı. Daha önce alınmış bir raporu falan var mı kızınızın? Hayır yok. Ama çok şey yaşadığını düşünüyorum bu yaptıklarından, evliliğinden. Siz peki bana nasıl şehir dışında bir aileye 17 yaşında evlendiriyorsunuz ve çocuk istemiyorum diyor. Siz niye verdiniz? Aslında o 17 yaşında verilen kararın sonuçları bunlar. Evlat olarak tabii anne baba olarak asla istemezsiniz. Onu kastetmek istemiyorum da ama bazı şeyler sonuçlar gel diyor aslında. Yani orayı yuva olarak görmüyor giderken. Tabii yani biraz sorduk hayır mayır dedi sonra kabul etti. Fazla zorlamadık, o da bizi fazla zorlamadı. Nasip. Çünkü ben 16 yaşında sözlenmiştim. Sözlüm beni aldattı. Yani sözlümü de annemgil istemiyordu. Ben de dedim ki anne sen haklısın. Bir daha kimi istersen ona evet diyeceğim. Sonra eşim geldi. Annemgil araştırdı etraftan iyi falan dediler. Eşimi görünce ben istemiyorum anne falan dedim. Yani eşimgil bayağı girmemiştim yanına. Sonra annem babam iyi olursun şöyle... İyiliğini istiyoruz senin. Cansu bana neden evlendiğin konuştu. Sorusunun cevabını verebilir misin? Yani insan niye evlenir? Belki sonra severim ve anneme sen nereyi istersen oraya evet diyeceğim diye evet dedim. İnsan niçin evlenir? Mutlu olmak bir yuvası olsun. Mutlu bir yuvası. Yani bir ailesi olsun, yuvası olsun diyelim. Şimdi bu koltuğa oturduğunda hiç sevildiğimi, iyi bir evlat olmadığımı, sevilmediğimi düşündüm demiştin. Annenin buralara kadar gelmesi sana kendini değerli hissettirdi mi? Evet, yani bunu kaldığım ona kurum, söyle. Kaldığım kurumda da dedim ailem beni seviyormuş gerçekten. Ah kızım sevmemiz biz seni. Geceler uyuyamadık, yemek yemedik. Sensiz yaşayamadık ya. Psikolojisi bozulmuş, öyle anlamış, yanlış anlamış. Ben aslında böyle içe kapanık değildim. Yani köyde de beni çok severlerdi. Hala da öyle kızım. Herkes seni çok merak ediyor. Böyle yani çok girişkendim. Her şeyi konuşurdum, gülerdim falan. Yani içime de kapandım. Annem gibi de biliyor zaten. Niye staff gibi duruyorsun? Niye sessizsin? Boşanmak istediği için böyle yapıyor falan diye düşündük yani. Yeni bir hayata başlayabilirsin. Sana bu konuda gereken desteği veririz. O eski Cansu'ya dön ama. Hayat dolu. Tabii. Yani kızımı da alabilir miyim? He? Kızımı da almak istiyorum, alabilir miyim? Onun için mücadeleyi verecek olan sensin. Sen hakkının peşinden, hakkın olanın peşinden koşarsan biz senin arkandan geliriz ama bu özveriyi senin göstermen lazım. Boşanmak istiyor musun? Evet. Yani eşinle bir an önce boşanmak, çocuğun da velayetini almak istiyorum. Almak istiyorsun. Evet. Kendi ayaklarının üzerinde durmayı istiyor musun? Evet. Başka şey, bak bir sürü yer gezmişsin. Çalışmak istediğin, bulduğun yerde de iş bulabilirdin.
annen sana destek olurdu, sen de çalışırdın. Tabii, tabii. Aynen sen ama... çok değerli ve çok güzel bir kızsın. Bir kere buna inandır kendini. Çok güzel yani. Bakıyorum şimdi suratına da, kaşı gözü yani yüce Rabbim özenle çizilmiş. Ama tabii bu yetmiyor. Kaderin güzel olsun. Yani kaderi de güzel olur, kendi özverili olursa. İnsanın kaderi de kendi çabasına bağlı. Gayret edecek, çaba gösterecek, özverili olacak, mücadele edecek. Herkes mücadele ediyor. Bir de şimdi anne evindesin. İnsan yuvası yıkılsın istemez ama insan evladını kime bırakır? Annesine bırakır. Annen zaten ona gül gibi bakar. Sen o sırada gider, çalışman gerekiyorsa tabii, çalışırsın. Tabii. Ben ve artık baskı altında yaşamak istemiyorum. Yani 17 yaşındayken, yani 17 yaşında değil pardon. Yani evlenmeden önce de yani ailemin evindeydim. Hiçbir yere gidemezdim, çıkamazdım. Çok küçük yer çıkarmazlardı, dedikodu, laf olur falan. Evlendim, eşimin evinde de aynı, hiçbir yere gidemedim. Eşim de çok kısıtladı. Ben kısıtlanmak istemiyorum artık. Kısıtlanmak istemiyorsun. Evet. O kadar önemli bir cümle söyledin ki, bu nasıl mümkün biliyor musun? Senin hep zarar göreceğini düşünüyorlar. Evet. Sen çünkü hep kendini savunmasız bırakmışsın. Ama güçlü bir cansı olsa, mücadele eden bir cansı olsa onlar senin peşinden koşarlar nereye gidersen git. Hiç kimse sana hiçbir şey soramaz. Çünkü bilirler ki Cansu attığı adımdan emindir. Kurduğu arkadaşlıktan emindir. Yaptığı işten emindir. Bunu da senin göstermen lazım. Ama maalesef ki bu annelerimizde var. Yani o ele güne ne derler diye. Mesela cuma günü bir konu işlemiştik biliyorsunuz. Kızı böyle hani giyiniyor bu çağın... giyim tarzları var ya bu, biraz daha rahat ve açık giyiniyorlar. Bundan dolayı çocuğa baskı yapıyorlar. Çocuk bundan dolayı kaçıyor. Kızımız 18 yaşında. Neyse biz kızla ilgili bilgi geldi de, pardon, kızla ilgili arayışı yaparken baba demiş ki ele güne rezil olduk, kızı arama demiş. Ya çok sinirlendim ya. Zaten başınıza ne geliyorsa bu ele güne cevap vermekten çocuklarımızı kaybediyoruz. Doğru. Ya bırakın, inanın o el gün dediğiniz kendi kızının başına, evladının başına bir şey gelse sizden önce bu koltukta oturur. Siz dersiniz ki vah vah, ben onun gösterdiği cesareti gösteremedim diye. Yani. Önce sizin çocuklarınız. Sizin çocuklarınız ne düşünüyor? Sizin çocuklarınız ne hissediyor? Tabii. Bırakın diğerlerini ya. Ama sen de... Ben daha önceden de gelmiştim eşimden boşanmak için. Annemgile. Yani o zaman da annemgile çocuğum var, bir şans daha verdi. Eşime bir şans vermiştim. Şimdi şans yok. Yok. Kendi yolunu çizecek Sultan abla. Kızıma desteğin, arkasındayın. Ne isterse onu yapacağım. Hadi vakit geçirelim beraber.